Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda İslam dininin aile düşmanlığının üzerinde duracağız. Bildiğiniz gibi İslamcılar özellikle ülkemizde aileye çok önem verdiklerini iddia ederler. Hatta LGBT bireylerini ailemiz yok etmeye çalışıyor, ailemizi dağıtmaya çalışıyor diyerek protesto ederler. Onların varlıklarına bile tahammül edemezler, yok edilmelerini isterler duyan da zannedecek ki İslam dininde ailenin temeli sadece karı kocaya dayanıyor. Hayır arkadaşlar, İslam dininde ailenin temeli doğrudan dine dayanır. Temeli dindir. Bugün aile düşmanlığını bu açıdan inceleyeceğiz. Başlayalım. İlk önce her zaman olduğu gibi konuyla alakalı bazı ayetleri okuyacağız. Daha sonra yine konuyla ilgili hadislerin üzerinde duracağız. Hud suresinin 45-47 arasında şöyle deniliyor. Nuh Rabbine seslendi. Rabbim, oğlum benim ailemdendir. Doğrusu senin vaadin haktır. Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin, dedi. Allah, ey Nuh, o senin ailenden sayılmaz. Çünkü kötü bir iş işlemiştir. Öyleyse bilmediğin şeyi benden isteme. İşte sana öğüt. Bilgisizlerden olma, dedi. Nuh da şöyle cevap vermiş. Rabbim bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum dedi. Burada Nuh'un işlediği söylenen kötü işler arkadaşlar, Nuh'un peygamberliğine inanmaması, Nuh tufanına inanmaması, ben yüksek bir yere çıkarım, tufan olursa da kurtulurum demesidir. Biz burada Nuh'un oğlunun babasının dinine inanmadığı için aileden sayılmadığını görüyoruz. En başta söylediğim gibi ailenin temeli burada dindir arkadaşlar. Din yoksa o kişi baba da olsa, oğul da olsa, eş de olsa aileden sayılmaz. Yorumcuların üzerinde birleştikleri yorum şudur. Nuh tufan sırasında gemisine binmeyen bir dağa sığınırım daha beni boğulmaktan korur diyen ve oğlum gel gemiye bin kafirlerden olma diyerek uyardığı oğlunun boğulmak üzere olduğunu görünce Allah'a yalvarmaya başlamış ailesini kurtaracağına ilişkin söz verdiğini düşünerek oğlunu kurtarmasını istemişti ondan. Ne var ki kafirlerden olmuştu artık. Bu yüzden de aileden olma niteliğini yitirmişti. Artık aileden sayılmadığı için de kurtarılmayacaktı ve kurtarılmamıştı da. Diğer ayetimizi okuyalım. Tevbe suresinin 23 ve 24. ayetleri. Ey inananlar! Babalarınızı, kardeşlerinizi küfrü imana tercih ediyorlarsa dost edinmeyin. Bu aslında çok açık ve net arkadaşlar. Gerisini okumamıza bile gerek kalmıyor. Şayet din yoksa, iman yoksa babanızı, kardeşinizi bile tanımayın. Onlara düşman olun, onlarla dostluk kurmayın deniliyor. Sizden onları kim dost edinirse Doğrusu kendine yazık etmiş olur. De ki: Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, akrabanız, aşiretiniz, elde ettiğiniz, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler sizce Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise Allah'ın emri gelene kadar bekleyin. Allah fasık kimseleri doğru yola eriştirmez. Kur'an yorumcuları ayette geçen Allah'ın emrini bu dünyada ve öbür dünyada verilecek ceza ya da Mekke'nin fethi olarak yorumlarlar. Tefsir alimleri ayetten bu iki manayı çıkarmışlar. Yani kafir olan babalarını, oğullarını, kardeşlerini, yakınlarını kendilerinden ve aileden sayıp sahip çıkanlar cezalandırılacaktır. Hele Allah yolunda savaş söz konusu olduğunda kafirlere Baba, oğul, kardeş de olsalar sahip çıkılamaz. Çünkü artık aileden sayılmazlar. Savaşılır onlarla. Uygulamada böyle olmuş. Kafirler aileden sayılmamış, savaş sırasında kendi yakınları tarafından öldürülmüşlerdir. Yani babalar, oğullar, kardeşler birbirleriyle karşı karşıya gelip savaşmışlar, ölmüşler, öldürülmüşlerdir. Allah'ın buyruğu böyle olduğu içindir bu. Evet, biz bu ayetlerden İslam dinindeki aile kurumunun karı koca ilişkisi ve onlardan doğan çocuklarla alakalı olmadığını, doğrudan dinle inançla alakalı olduğunu görüyoruz. Devam edelim. İncil'de de bu doğrultuda açıklama okumaktayız. İsa peygamberin şöyle dediği bildiriliyor. Yeryüzüne barış getirmeye geldim sanmayın. Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben kişiyle babasının, kızla anasının Gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Ve adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır. Babayı ve anayı benden çok seven bana layık değildir. Değerli arkadaşlar bu tarz ayetler aslında doğrudan aile kurumunu yok etmeye yönelik gelmiş olan ayetlerdir. Şayet ailenizden birileri inanmıyorsa o ailenin bir arada kalma ihtimali yoktur. O aile yıkılacaktır ve günümüzde bu mantikle yaklaşıldığında çok sayıda aile yıkılacaktır, yok olacaktır. Bu açıdan baktığımızda İslam'ın aileye önem vermediğini, bilakis aileye düşman olduğunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Sadece din temelli aile sistemini savunuyor. Dolayısıyla İslam dininin aileye önem verdiğini söyleyenlere kargalar bile güler ve bu açıdan LGBT bireylerine aile sistemimizi bozuyorlar, efendim ailemizi yıkmaya çalışıyorlar türü itamlarda bulunanlara da kargaların gülmesi gerekir. Çünkü sizin inancınızda ailenin bir önemi yoktur. Dinin önem vardır. Başlangıçta din olacak, ondan sonra aile. Ve burada Müslümanların ikiyüzlü davrandığını da görüyoruz. Nasıl ikiyüzlü davranıyorlar? Mesela LGBT bireylerine doğrudan karşı çıkarken, protesto ederken genellikle birçok Müslüman aile, aile bireylerinin arasındaki dinsiz olanları mesela görmezden geliyor. Bu ayetleri Onlara karşı uygulamıyorlar. Onlara karşı da düşmanlık beslemeleri gerekiyor. Onları ailelerinden saymamaları gerekiyor. Ama sanki LGBT bireylerinin yaptıkları haram da diğerleri helalmiş. Müslüman olmamak helalmiş gibi davranıyorlar. Bu açıdan da özellikle Türkiye Müslümanlarının önemli bir kısmı ikiyüzlüdür arkadaşlar. Tıpkı namaz kılmayana, oruç tutmayana karşı sert bir tavır takınmazlarken domuz yene karşı sert bir tavır takınmaları gibi. Bu da komik bir çifte standarttır. Bunun gibi çok fazla örnek görebilirsiniz. Devam edelim. Adamın düşmanları kendi ev halkıdır biçimindeki açıklama eski ahitte de yer alıyor. Yani eski ahitte doğrudan aileyi yıkmaya yönelik ifadeler kullanıyor değerli arkadaşlar. Biz bunu hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an'da görebiliyoruz. Şimdi konuyla ilgili birkaç tane hadisin üzerinde duracağız. Beni çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe hiçbiriniz iman etmiş olamaz diyor Muhammed. Bir başka hadiste beni ailesinden, malından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe bir kul iman etmiş olamaz. Yani şayet Müslüman olsam bile diyor sen beni ailenden daha çok seveceksin. Her şeyden daha çok seveceksin. Yarın bir gün ben sana aileni terk et dediğimde, aileni yüz çevir dediğimde benim dediğimi yapacaksın demektir bu esasında. Bir başka hadiste de şöyle deniliyor. Ahirette İbrahim ana ve babasıyla karşılaşır. Onları cehennemlikler arasında görünce Allah'a şöyle der. Allah'ım kıyamet günü beni rezil etmeyeceğine ilişkin söz vermiştin hani? Allah da şu karşılığı verir. Ben cenneti kafirlere haram kıldım. Yani diyor senin ailenden de olsa onlar kafirdir. Dolayısıyla onları ben cennete sokamam. Tevbe suresinin 114. ayetinde İbrahim peygamberin kafir olan babası için Tanrı'dan bağışlama dileğinde bulunmuş olmasına değinilirken İbrahim'in babasını Tanrı'nın bağışlamasını dilemesi ona verdiği bir sözden dolayıydı deniyor. Kim boyun eğmeyip İslam topluluğundan ayrılırsa öldüğünde İslam öncesinin ölüsü gibi olur ölüsü. Kim körü körüne bir bayrak altında çarpışır, hısımlık akrabalık yüzünden öfkelenip ortaya atılır ya da yalnızca hısımlık akrabalık nedeniyle kavgaya çağırır ya da yalnızca hısımlık akrabalık bağı bulunanlara yardım ederse ve o sırada da adam öldürülürse İslam öncesi dönemde öldürülmüş gibi olur. Burada da yine aile kurumuna önem verilmediğini görüyoruz. Yalnızca sizin aileniz, akrabanız sizden istekte bulunduğu için yardım ederseniz, İslam öncesi dönemdeki gibi yani kafir olarak ölmüş olursunuz öldüğünüzde deniliyor. Bir hadiste de aile ile atalarla övünmemek gerektiği, herkesin Adem'in çocukları olduğu, insanların İslam inanırı, Allah'tan korkar olmaları ve olmamalarıyla birbirlerinden ayrıldıkları hısımlık, akrabalık yüzünden ortaya atılmanın İslam'da kaldırıldığı bildiriliyor. Bu da önemli bir hadis. Aile herhangi bir şekilde önemli değildir. Önemli olan insanların Allah'tan korkuyorlar mı, İslam'a inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı? Kriter budur deniliyor. Kısacası geçerli olan kan bağı, hısımlık, akrabalık bağı değil. Yalnızca dindir. İslam'ın dışında kalan bir ana, baba, oğul, kız kardeş, hiçbir biçimde aile çatısına kabul edilmeyeceği için ailenin dışında kalır ve düşman sayılır. Gerek ayetlerin gerek hadislerin açık hükümleri bunu dile getirmektedir. Mirasta da din ayrılığı olduğu zaman miras payından verilmez. Yani Müslüman olmayan kimse hangi tür yakınlığı olursa olsun bir Müslümanın mirasçısı olamaz. İslam hukukunda bu böyledir. Din ayrılığı mirasçı olmaya engel olan dört engelden birisidir. Evet arkadaşlar, bugün bu konunun üzerinde durduk. Görmüş olduğunuz gibi İslam dini aileye önem vermiyor, bilakis aileye düşmanlık ediyor. Hangi aileye önem veriyor? Din bağı olan aileye. Yani din yoksa İslam için aile de yoktur. Aile bireylerinin tamamının inançlı olması gerekir. Yoksa İslam dini bu aile bireylerinin inançlı olmayanlarını dışlar, o aileyi dağıtır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.